Türkiye Nereli'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuklarım Profesör Doktor Sencer Hayata, Profesör Doktor Ümit Özdağ ve Mustafa Balbay. Şimdi bugün Sayın Özdağ, bugün İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı Süleyman Soylu. İstisnaların dışında İstanbul'da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır dedi. Ancak öyle rakamlar verdi ki Türkiye ile ilgili, şaşırtıcı rakamlar. Bakın, bugün dedi ülkemizde 3.6 milyonu geçici koruma kapsamında Suriyeli var. 3.6 milyon Suriyeli. Toplamda ise 4.9 milyon yabancı insan bulunmaktadır dedi. Suriyelilerin çoğunluğunun da, hepsi demiyor burada, kayıtlı olduğunu söyledi. Yani bir şekilde kayda geçirildiğini söyledi. Enteresan bilgiler var burada, onu da söyleyeyim. Kaçak göçmen çalıştırma, kaçak işportacılık gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecektir dedi. Ancak bir dükkanı 20 kişiye 12 saat, diye 20 kişiye 12 saat yatırmak için kiralayan ve bundan para elde eden gayri insanı bir şekilde kiralayanların vicdanlarını sorgulamaya açılmasını istiyorum dedi. Yani gettolaştıklarını, mahallelerde dükkan kiraladıklarını, kaçak çalıştıklarını İçişleri Bakanı anlatıyor bunu. Yani herhangi bir insan değil. Bunu vurguluyor ve şöyle diyor, 2018'de İstanbul'da yakalanan 28.364 yabancıdan 11.292'sinin ülkesine geri gönderildiğini söylüyor. Ama 2019'un ilk 6 ayında ise 25.000 düzensiz göçmen yakalandığını, bunların 12.704'ünün sınır dışı edildiğini söylüyor. Kalanların ne olduğu konusunda bilgi yok. İstanbul için rakamı kaç olarak veriyordu tam olarak? 536 bin mi? Yukarıdaydı o. Bir bakayım ona. İstanbul'da kayıtlı Suriyeli sayısı 546.296 dedi. Kayıtlı olan. Kayıtlı olan. 96, tamam. Şimdi 2013-2018 arasında göçmen sayısının %572 oranında arttığını söylüyor. %572 oranında arttığını söylüyor. Şimdi hocam, aslında bir şey soracağım da öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Yılmaz Özden'in bir yazısı vardı. Sadece 43 mülteci diye. Bir Alman vatandaşı kadın kaptan, Sea Watch diye bir uluslararası yardım sivil toplum kuruluşunda çalışıyor. 53 mülteci alıyor. 53 mülteciden çocuk ve hasta olanları 10 tanesini İtalya'ya kabul ediyor. 43 mülteciyle 9 ilkeyi dolaşıyor ve 9 ülke 43 Suriyeli mültecinin dengesini bozacağı gerekçesiyle kabul etmiyor. Suriyeli dedim, çok özür dilerim, Libya. 43 Libyalı mültecinin ülkesinin dengesini bozacağı iddiasıyla kabul etmiyor. Allah aşkına size soruyorum. Yani buna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Tunus'a geri gönderin diye karar alıyor. 43 ülkeden dengesi bozulan bir Avrupa ülkesinin yanında 3 milyon 600 bin Suriyeli göçmeni, 4 milyon 900 bin toplam göçmeni kabul eden Türkiye'nin durumuna ne demek lazım hocam? Bir defa gerçek rakamları konuşalım. Buyurun. Kayıtlı olan 3.6 değil, 3.8 vatandaşlık verilenlerle birlikte. Tamam. Bu bir. İki, kayıtsız olan 1.5 milyona yakın Suriyeli var bu ülkede. Bakın 1.3 milyon da resmi rakamlara göre diğerleri var. Bunun 500 bin tanesi Afgan. Sonra Iraklı, İranlılar geliyor. İçişleri Bakanı 546 bin diye İstanbul rakamına çıkıyor. Hemen İstanbul seçimlerinden önce Binali Yıldırım bir röportaj yaptı. Kendisine gazeteci İstanbul'da 550 bin civarında Suriyeli var diye çık çık dedi. 600 bin dedi. Çık çık dedi. 650 bin. Çık çık dedi. 700 bin. Evet, 700 bin var dedi. Benim bilgim dahilinde 750 bin kişi. De İstanbul'da var sadece. Yani 546 bin rakamı değil. Peki İçişleri Bakanı neye göre açıkladı bunu?
Bu kayıtlı olanlar. Ama Binali Yıldırım 150 bin daha fazla veriyor rakamı. Ben 200 bin daha fazla olduğunu söylüyorum. Zaten 1,5 milyona yakında kayıtsız olduğu zaman bunu dağıttığınızda aşağı yukarı bu rakam ortaya çıkıyor. Hocam kayıtsız demek ne demek? Yani hiçbirinde kayıtlı değil. Bilmiyor devlet bilmiyor. Bundan ne olduğunu. Bilmiyor. Biliyorsun beyaz bir kağıt veriyorlar. Yani böyle hani bizim eski nüfus cüzdanları gibi. Şimdi bu tabii hiçbir ülke böyle bir yükü taşıyamaz. Türkiye de taşıyamıyor. Yani Türkiye bu yükü taşımıyor. Türkiye taşıyamıyor. 2011'de Türkiye'de sayı binlerdeyken bugün milyonları aşmış durumda. Ve sarayın politikası da bu insanların Türkiye'de kalması üzerine. Neden hocam ya? Ben bunu bir türlü... Ama sadece sarayın politikası değil bu. Bak, neden? Bakın sıkıştığı yani, zaman Erdoğan... Sıkıştığı zaman niye Erdoğan... 3,5 milyon insanı ülkene ısrarla ve inatla vazgeçmeden neden kabul edersin ya? Sıkıştığı zaman Erdoğan her seçimden önce onları Suriye'ye geri yollayacağız, güvenli bölgeler sağlansın, ondan sonra yapacağız diyor. Ama sonra unutuyor. Mesela hemen seçimlerden sonra Bolu'da CHP'li belediye başkanı belirli önlemler açıkladı. Onun üzerine dedi ki kardeşim biz onlara bundan sonra da bakacağız, yedireceğiz, içireceğiz. Ama 23 Haziran'da İstanbul'da AKP'nin kaybetmesinde çok önemli bir neden olduğu ortaya çıktı. Ve meclis grubunda da konu tartışılınca kendi milletvekilleri ya biz bundan dolayı oy kaybediyoruz deyince tekrar dedi o güvenli bölge dedi sağlansın o güvenli bölgeye onları yerleştireceğiz. Şimdi bu aslında yerleştirmeyeceğiz demek. Çünkü güvenli bölge çok dar bir bölge. Bir. Bu insanlar güvenli bölgeden gelmediler. Suriye'nin diğer yerlerinden geldiler. Önemli bir bölümü PKK'nın işgal ettiği yerlerden geldi. Bu insanları oradan kovdu. Suriye'nin zaten büyük bir bölümünde şu anda devlet güvenliği sağlanmış durumda. Lübnan'dan ve Ürdün'den Suriyeliler ülkelerine geri dönmeye başladılar. Lübnan ve Ürdün iki Arap ülkesi. Biz Suriyelileri entegre edemeyiz derken Türkiye'de bazı aklı evveller Suriyelileri entegre edelim diyor. Brookings Enstitüsü'de rapor yayınlıyor. Türk hükümeti bunlar zaten entegre olmaya başladılar. Bu vakayı kabul et diyor. Bakıyorsunuz Soros'cu vakıflar Suriyeliler Türkiye'de kalsın. Amerika Birleşik Devletleri Suriyeliler Türkiye'de kalsın. Avrupa Birliği Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. Türkiye'de Selefi cihatçılar El-Nusrat'ı, IŞİD'i, El-Kaide'si bütün bu benzeri bunların Türkiye'deki türevleri aynı şekilde propaganda yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de örgütlenmek için böyle bir altyapıya ihtiyaçları var, demografik yapıya ihtiyaçları var. Bir de anlam planı sırasında Kıbrıs'ın jeopolitik önemi yoktur. Verelim bu Kıbrıs'ı gitsin, bize yük oluyor diyen bir zavat vardı, hatırlarsınız. Sonra Ergenekon psikolojik operasyonu başlayınca yaşasın cemaat, Türkiye'yi demokratikleştiriyor diye bağıran bir zavat vardı. Aynı zavattır bu. Arkasından Balyoz'da faşist Türk ordusu tasfiye ediliyor, demokrasi dersi alıyor diye alkışlayan zavat budur. Terörle müzakere başlayınca Öcalan adlı eşkıya başından, teröristten demokrasi havarisi çıkartan yine bu zevattır. Şimdi yine malum zevat. Bunlar bakıyorsunuz Suriyelilerin Suriye'ye dönmesini isteyenler ırkçıdır diyor. Hayır. Ben Suriyelilerin vatanlarına dönmesini istiyorum. Bunun da mücadelesini verdim. Sonuna kadar da vereceğim. Ben ve benim gibi düşünenler Suriye'nin ve Suriye halkının ve Türkiye'deki Suriyelilerin gerçek dostlarıyız biz.
Tekrar ediyorum, gerçek dostlarıyız. Çünkü bu bir emperyalist projedir. Suriye'nin kuzeyi boşaltılıp oraya bir PKK-İslam kuruluyor. O bölgeden insanlar Türkiye'ye yollanıyor. Ve Türkiye'de bir iç savaşın demografik altyapısı hazırlanıyor. Suriyeliler. Suriyeliler üzerinden. Araplar entegre olmaz kardeşim. Çünkü Arap kültürü hakim kültürdür. Bakın İstanbul'da bir hastanenin acil servisinde gerçekleşen vaka. Suriyeli bir adam, genç bir adam, hastalanmış annesini hastaneye götürüyor acil servise. Kadıncağız hastalığını anlatacak kadar Türkçe bilmiyor. Oğlu da çatpat Türkçe biliyor, o da anlatamıyor. Doktor diyor ki peki şimdi ben sana nasıl yardım edeceğim? Sen diyor Arapça öğreneceksin. Bakın çok iyi. Sen Arapça öğreneceksin diyor. Şimdi buna kızmayalım. Vay hadsiz değil mi? Bu bir sosyolojik vaka. Adam zaten Arap oluşundan dolayı kendisini üstün görüyor. Müslümanlar içerisinde en üstünler Araplar. Peki bunu sadece yani, bakın entegre olmayı Türk toplumunun parçası olmayı değer düşüşü olarak görüyor psikolojik olarak. Vaka bu. Şimdi ben Suriyelilere, sığınmacılara düşman mıyım? Hayır, Allah kimsenin başına, Suriyelilerin başına geldi. Yani türden bir felaket vermesin. Bu insanlara acıdık, aldık. Tamam. Ama yanlış politikalar sonucunda geldiler bunlar buraya. Hocam şunu sorayım. Bakın istiyorum. Bu bir zorunluluk değildi. Acıdığımızdan mı aldık yoksa bir işe yarayacaklar diye mi AKP iktidarı bunları getirdi? Şimdi, o soru önemli bir soru. Şimdi benim açımdan kapıya dayanmış insan aç, susuz, bir ilaç, ateşten kaçıyor. Buna insani yardım yapmak zorundasınız. Bu bizim geleneğimiz. Ama vatan paylaşmak bu ayrı bir şey. Nereden? Kimin vatanını kiminle paylaşıyorsunuz kardeşim siz? Kimin vatanını kiminle paylaşıyorsunuz? Hem onun vatanına orada bir PKK-İslam kurdurulmasına izin vereceksiniz. Ki onları burada tutalım demek, bakın açık söylüyorum, kim onları burada tutalım diyorsa PKK'nın objektif işbirlikçisidir. Çünkü Türkiye'de HDP adlı parti, PKK-YPG çeteleri de Suriyelilerin geri dönmesini istemiyorlar. Çok açık bu. HDP seçmeni bakın anketlerde çıkıyor. HDP seçmeni dönmesini istiyor. HDP'liler dönmesini istemiyorlar. Özetle biz bu emperyalist projenin tarihe gömülmesini istiyoruz. Suriyelilerin Suriye'ye dönmesinin şartlarının hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'de savaş devam ediyor. Suriye'nin çok az bir bölümünde devam ediyor. Suriyelilerin geri dönmesi süreci başlayabilir. Ama bunun için oturacaksınız, Suriye hükümetiyle görüşeceksiniz. Anlaşmalar yapacaksınız. Bunların gelmesinden sonra çıkarılan bazı yasalar var. O yasaları Suriye hükümetinin kaldırmasını isteyeceksiniz. Bir başka yalan. Suriye, ya efendim bir ülkeye giden sığınmacıların, mültecilerin %80'i o ülkede kalmak ister. Bu devlet görevlilerindekiler tarafından söylenen yalan. Birincisi Türkiye'dekiler mülteci değil. Mülteci değil Türkiye'dekiler. Geçici koruma verilmiş sığınmacı. Biliyorlar bu. Bu politik ve hukuki konumlarını biliyorlar. İki, işte Gaziantep Üniversitesi'nin yaptığı sosyoloji bölümünün araştırma hocam. %57'si hemen dönmek istiyor. %13'ü diyor ki hayır. Ben Suriye'de dönmek istemiyorum, Türkiye'ye de gitmek istemiyorum. Türkiye'de de kalmak istemiyorum. Ben başka bir ülkeye gitmek istiyorum diyor. Yani vermiş oldukları rakamlar da manipülasyona yönelik. Bir sürü sivil toplum örgütü çıktı ortaya. Bu sığınmacılar üzerinden para kazanıyorlar. Para alıyorlar, proje yapıp para kazanıyorlar. Onlar için bu insanların garipliği ve biçareliği para kazanacak bir araçtan ibaret. Onlar da kalsın istiyorlar. Peki kim fonluyor bunları bakıyorsunuz? Emperyalizm fonluyor.
Bu arada 40 milyar dolar harcamışız. Bugünkü ekonomik krizin en büyük nedenlerinden bir tanesi. 2.8 milyar dolar, 40 milyar doların bugün Türkiye'nin bulduğu faizle, borç faiziyle yıllık geri ödemesi. Tabii bir de bu kadar insan gelmiş. Bunların içerisinde kim Suriye istihbaratına çalışıyor? Kaç tanesini biliyorsunuz? Gelenler içerisinde hiçbir istihbarata çalışmayıp burada değişik Arap ülkelerinin istihbarat teşkilatları tarafından angaje edilen, satın alınan Suriyeliler var. Çok da kolay. Hocam, iş yok, güç yok. Reyhan'daki patlamanın ölen 3 kişi, 3'ü de Suriye uyruklu. Arkadaşlar, o görüntüleri de getirelim. 3'ü de Suriye uyruklu ve bir arabanın içinde patlama oluyor. Ve bu Suriye uyruklular, yani bize sığınmacı olan gelenlerin ne yaptıkları, ne iş yaptıkları da belli değil. Bakın şimdi şurada beyaz araba var ya, şu beyaz arabaya bakın. Şurada patlama oluyor. Beyaz arabanın camları patlamamış. Evet. Neden biliyor? Ne demek biliyor musunuz bu? Bu aracın içerisindeki patlayıcı sadece aracı uçurmaya, havaya uçurmaya yönelik patlayıcıdır. Muhtemelen el yapımı patlayıcıyla bu arabanın içindekiler belki kendi haberleri de yoktu, öldürüldüler. Olabilir mi? Olabilir. Kim olduklarını, hangi örgütten oldukları hala bilinmiyor. Siz bunların öldürüldüğünü, kazara patlamadığını düşünüyorsunuz değil mi? Olabilir. Bu bir ihtimal. Evet. Bu bir ihtimal. Çünkü tartışılıyor bunlar. Yani El-Kaide içinde bir hesaplaşma olabilir. Suriye rejiminin burada bir operasyonu olabilir. Suriye istihbaratı yıllarca PKK'yı kullandı. Ve PKK aracılığıyla Türkiye'de çok değişik istihbarat bilgileri topladı. Türkiye'de belirli sol örgütleri kullandı. Onlarla Türkiye'de operasyon yaptı. Başka ülkelerin, Arap ülkelerinin diplomatlarını öldürttü. Türkiye'de askeri fabrika bombaladı. Suriye istihbaratı Türkiye'de örgütlenmiş bir istihbarattır. Şimdi 5 milyon da Suriyeliniz var. El muhaberat yani. Şimdi bunların ne kadarının Suriye istihbaratında çalıştığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ya Bulgaristan'dan gelen 300 bin Türk istihbarat soruşturmasından geçti kardeşim. Devlet öyle çalışır. Hangisi Komünist Parti'ye çalışıyordu, hangisi Komünist Parti gençlik örgütündeydi? Doğaldır bu. Hangisi Bulgar istihbaratına çalışıyordu? Devletler kendilerini korur. Ama sen sayısını bile bilmediğin bu kadar kişiyi almışsın. Mesela öbür taraftan Afganistan üzerinden İran'da bir göç var. 500 bine yakın şu anda Afgan var Türkiye'de. Her ay on binlercesi sınır dışı ediliyor, on binlercesi de içeride kalıyor. Nasıl giriyorlar Türkiye'ye hocam? Yürüyerek. İran sınırında. Evet, İran sınırında. Yürüyerek. Evet. Küçük bir grup var. Küçük bir grup var. Kabil'deki büyükelçilikten şüpheli bir şekilde vize alıp geliyorlar. Orada bir çete var. Örgütleyen bu vize işini. Kabil'de. Evet. Kabil'deki büyükelçi seyrediyorsa bunun üzerinde dursun. Bu çok önemli bir iddia. Tabii. Yani cevap hakkı da doğdu. Bizi arayabilirler. Eğer öyle bir hakları varsa aman önce o çeteyi bulsunlar orada. Tamam? Önce o çeteyi bulsunlar orada. Ve Türkiye içerisine giriyorlar. Neden? Daha önce İran'daydılar. İran ekonomisi sıkışınca Türkiye içine girmeye başladılar. Ve özellikle köylerdeler. Şöyle bir laf var. Türkiye'de Afgan eli değmemiş et üretimi yok. Afgan eli değmemiş et üretimi yok. Buraya girmiş durumda. Ama beraberlerinde bakın çok ucuz olduğu için uyuşturucu geliyor. Türkiye artık uyuşturucuda hedef ülke konumuna gelmiş durumda. Beraberinde verem dahil ağır hastalıklar geliyor. Bunların salgını. Öbür taraftan Suriyelilerle birlikte Türkiye'deki aşı zinciri kopmuş durumda. Yeni aşı protokollerinin yapılması lazım. Suriyeli anne babalar çocuklarının aşı yapılmasına karşılar. Aşı istemiyor. Şimdi bunları bilmemezlikten gelen bazıları büyük bir cehaletle hala diyorlar ki siz
Niye ırkçılık yapıyorsunuz? Ben bu kişilerin yürürken sakız çiğneyebileceklerini düşünmüyorum. Bu kadar sefil bir entelektüel seviyeyi temsil ediyorlar. Eğer bilerek yapıyorlarsa ihanet içindeler. Bilmiyorlar, bilmeden yapıyorlarsa da cehalet içerisindeler. Nokta. Teşekkür ederim hocam. Önemli. Sencer hocam size geçmeden önce çok önemli bir şey söyledi Sayın Özdağ. Yürürken sakız çiğneyemeyecek kadar cahil insanlar buraya gelenler dedi. Peki soru şu. Buraya gelenler demedim ben. Onlar da cahil de buraya gelenler de. Bu yorumları yapanları dedim. Yorumları yapanlar. Tamam.